İkincisi, yine yöntemden bahsediyorsak, yine bir yere eğer ulaşmak istiyorsak, bir düzenin olması, rutinin olması çok önemlidir. O yüzden de böyle bir rutin oluşturmaya çalışın ki göreceksiniz her gün her aynı şeyleri sürekli yaptığınız zaman sonuca ulaşacaksınız. Ama İngilizce bilmiyordum ve bu bende çok büyük bir eksiklik yaratıyordu. Çünkü mesela işte bir şeyi İngilizce çevirmek gerekiyor, küçük bir metin ama ben bunu çeviremiyordum veya İngilizce bir şey okumam gerekiyor. Okuyunca zaten yani grameri falan da çok iyi bilmediğim için azıcık birazcık biliyordum. Yani onlar hiçbir şekilde yararlı olmuyordu. Çok korkuyordum, kalırım diye çok korkuyordum ben. Üç ders alıyordum ve kalırım diye korkarken ben üniversite yani alınabilecek en iyi dereceyi alıp mezun oldum. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. ...2023 yılının ilk bölümünde konuğum King's College öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Özlem Gürses. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. Seve seve. King's College'dan başlamak istiyorum ama hocam arka planı da merak ediyorum. O yüzden ben lise eğitiminizden özellikle başlamak istiyorum. Liseyi nerede okudunuz, nasıl bir ortamınız vardı ve hukuku neden tercih ettiniz? Ben lisedeyken Ankara'da okuyordum, yatılı okulda, Sağlık Meslek Lisesi'nde. O zamanın şartlarında benim planım 18 yaşında mezun olup Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir yerde çalışmaktı hemşire olarak. Başka bir düşüncem yoktu. Ablam benim o zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciydi ekonomi bölümünde. Bir hafta sonra Ankara'ya geldi ve bana üniversite sınavına hazırlanmam konusunda beni teşvik etmeye çalışıyordu. Ben hiç beklemediğim bir şeydi bu ablamdan. Ben pek oralı olmadım. Sonra onun ODTÜ üniversitede öğrenci olan arkadaşları vardı. Onlardan rica etmiş. Yani siz de Ankara'dasınız, Özlem'i ODTÜ'ye bir götürün, işte ortamı bir görsün, biraz öğrensin diye. O biraz işe yaradı. Ben bir anda kendimi üniversite sınavına hazırlanmayı çok motive buldum. Biraz geç başladım. Ama hemen dershaneye yazıldım. Ve ondan sonra üniversite sınavına hazırlanmaya başladım. Hukuk yazmamın sebebi de tarih öğretmenimiz dershanede bana hangi bölümü yazmak istediğimi sormuştu. Ben de listeledim birkaç tane. Bence sen hukuk yazsan iyi olur dediği için de hukuk yazdım tercihlerim arasında. Bütün tercihlerimi İstanbul'dan yaptım. Çünkü mezun olduktan sonra liseden ablam yine onu ziyaret etmemi istediği için İstanbul'a gittim. Ve orada özel bir hastanede işe başvurmuştum. Oradan da hemen kabul edilince bütün tercihlerimi İstanbul'a yaptım. Çünkü kazanırsam hem hastaneye devam edecektim hem üniversiteye devam edecektim. İstanbul hukuku kazandım. Öyle, hukuk eğitimim öyle başladı. Hukuk fakültesine devam ederken o zaman çalıştınız değil mi aynı zamanda? Evet, 4 yıl boyunca çalıştım, evet. Peki sonra akademik kariyere yöneliyorsunuz. Burada sizi etkileyen hocalarınız oldu mu hocam? Yani neden akademik kariyere yöneldiniz? Yani aslında şöyle ben üniversite eğitimini alırken çok özellikle ilk senede çok bilinçli değildim. Ne okuduğumun, neyi neden okuduğumu falan çok farkında değildim. Üniversitede yani derslere gitsem bile. Çünkü gece çalışıp nöbette gündüz hukuk fakültesine gidince çok tabii ki uykusuzluk etkiliyordu ve ilk sene kendime bir düzende oluşturamamıştım. Ama yine de o halimle hatırlıyorum bizim medeni hukuk dersinde bir hoca gelmişti. Ve o hoca daha sonra ayrıldı üniversiteden. Nami Barlas. Bize birkaç derse geldi sadece. Ben çok etkilenmiştim onun derslerinden. Çünkü hayatım boyunca da hep böyle oldu. Yani çok bilgisi olan ve bu bilgisini aktarabilen insanlardan hep etkilenmişimdir. O da öyleydi. Ve ona sormuştum ben de akademisyen olmak istiyorum demiştim. Yani ben de sizin gibi olmak istiyorum demedim de aslında içimden geçen oydu. O da hangi liseden mezun olduğumu sordu ilk önce. Ben de söyleyince ama Almanca öğrenmeniz lazım. Almanca olmadan olmaz dedi. Ben o yüzden aynı zamanda bir Almanca kursuna yazıldım. 4 sene boyunca Almanca öğrenmeye de çalıştım. Ama şimdi tabii üniversitede
akademisyen olmak için tabii kadronun açılmasını beklemek gerekiyor. Ve ben üniversiteyi bitirdiğim zaman kadro yoktu hemen. Akademisyenlik hep bir taraftan kafamın bir köşesindeydi ama kadroda olmayınca yine üniversite bitince hastaneden istifa ettim. Çok da böyle araştırmadan etmeden, nasıl olsa herkes avukatlık stajı yapıyor deyip ben de hemen avukatlık stajına başladım. Ama onda bir de etken şu oldu. Başka bir hoca daha vardı üniversitede. Ben ona sormuştum. Ben staj yapmak istiyorum. Bana neler tavsiye edersiniz diye. O da benim hastanede çalıştığımı öğrenince muhtemelen beni çalışkan olarak düşündü. Hani benim, bu tabii benim spekülasyonum. Benimle çalışabilirsin dedi. Onun ofisinde avukatlar vardı. Kendisi avukatlık yapmıyordu ama avukatlar vardı. Ben o yüzden orada staja başladım. Stajda avukatlarla birkaç tane iş yaptım ama çok mutsuzdum. Hiç mutlu olmadım. Hoca da aynı zamanda iki tane pratik çalışma kitabı yazıyordu. Onlara yardım etmemi istedi. Ben o pratik çalışma kitaplarının bütün alt çalışmalarını yaptım. Ve o zaman en azından araştırma yapabileceğimi de görmüş oldu. Yüksek lisansa başlamış mıydınız o dönemde? Hayır, yüksek lisansta henüz kayıtlı değildim ama İngilizce kursuna gidiyordum. İngilizceyi de öğrenebilmek için. Yüksek lisansı galiba birinci sene bitince başladım. Tabii staj bitince başladım yüksek lisansa. Staj bitince çünkü o dönem yani tek istediğim yine bir şekilde oradan kurtulmaktı. Çünkü mutsuz olduğum için çalıştığım ortamda avukatlık yapmak istemediğimi de anlamıştım. İş başvurularında bulunuyordum. Nereye başvurabilirim? Nerede bir avukatlık, hukukla ilgili bir iş bulabilirim diye onu arıyordum. Sonra üniversitede de kadro açıldı. Ben de yüksek lisansa da kaydımı yaptırmıştım. Üniversitede kadro açılınca o kadro sınavlarına girip Deniz Çağat Hukuku'nda asistanlığı kazandım ve orada asistan oldum. Yani böyle biraz ne istemediğimi anlamak da bana çok yardımcı oldu üniversiteyi bitirdikten sonra akademik kariyeri seçmemde. Evet, yani siz avukatlık stajı esnasında da pratik kitaplarına belki katkı sunmanız ve avukatlığı sevmemeniz sizi akademiye yönlendirmiş hocam. Ne kadar süre asistan olarak çalıştınız İstanbul Üniversitesi'nde? 2002'de başladım ben. 2005'in sonuna kadar çalıştım. 2005'te çünkü master için İngiltere'ye gelmiştim. Ve aslında planım sadece bir sene master yapıp İstanbul'a geri dönmekti. Ama başka şekilde gelişti tabii süreç. Onları merak ediyorum. Sonra İngiltere'de kalmayı tercih ediyorsunuz. Yani bir kere master'a başladığım zaman İngilizce bilmemenin çok büyük bir eksikliğini yaşadım. Almanca öğrenmiştiniz değil mi İngiltere'ye git? Evet. Evet, yani Goethe Enstitüsü'nde ben 4 sene boyunca kursa gitmiştim. Oradan biraz öğrendiğim Almanca vardı. Yani eğer onun o Almanca, mesela Almanya'ya gidip Almancamı geliştirirsem muhtemelen okuyacak yazacak kadar olurdum. Altyapı oluşmuştu çünkü. Ama İngilizce bilmiyordum ve bu bende çok büyük bir eksiklik yaratıyordu. Çünkü mesela işte bir şeyi İngilizce çevirmek gerekiyor. Küçük bir metin ama ben bunu çeviremiyordum veya İngilizce bir şey okumam gerekiyor. Okuyunca zaten yani grameri falan da çok iyi bilmediğim için azıcık birazcık biliyordum. Yani onları hiçbir şekilde yararlı olmuyordu. İstanbul Üniversitesi'nin yabancı diller bölümünün İngilizce kursu var. Orada İngilizce kursuna gidiyordum. Orada başlamıştım öğrenmeye. Ama yine bu yeterli olmuyordu. Ben içimde hep bir hırs böyle. İstek daha doğrusu yani. Bu işi ben ancak yurt dışında eğitim alırsam öğrenirim. Ama bunun için de Deniz Ticaret Hukuku'nda da o dönemde yine iki seçenek en iyi olarak biliniyordu. Bir tanesi Amerika'da, bir tanesi İngiltere'de. Ben düşündüm şimdi Amerikan okuyabildiğim kadarıyla, İngilizce kaynaklardan gördüğüm kadarıyla hep İngiliz hukukuna atıf yapılıyordu. Çünkü İngiliz hukuku mesela işte sözleşme yapıyorsunuz, sözleşme İngiliz hukuku uygulanır diyor. O zaman İngiliz hukukunu uyguluyorsunuz ve bu daha çok karşıma çıktığı için daha nasıl diyeyim, öğrendiğim şeyin daha yaygın uygulama alanı olabileceğini düşündüğüm için kararımı İngiltere'de verdim. Ama sonuçta İngiltere'de eğitim de pahalı. Benim de onu karşılayacak imkanım yok. O yüzden master'ı erteledim ben 2 sene. Çünkü onun için para biriktirmem gerekiyordu. Okul ücretini ödeyebilmek, yaşam masraflarını karşılayabilmek için. Bu arada para biriktirirken ve master'a hazırlanırken de İngilizce
İstanbul'da mümkün olduğunca alabildiğim kadar, öğrenebildiğim kadar öğrenmeye çalıştım. Yani İngiltere seçimim benim bu sebeplerle oldu ama en fazla tabii ki İngiltere'de eğitim alayım ve İngilizceyi artık kullanabilecek kadar olayım şeklinde. Ve İngiltere'de master'a başladığımda ben çok açıkçası ilk dönemde çok ne yaptığımın yine çok farkında değildim. Tamamen böyle bir kayıp halinde. Kütüphaneye gidiyordum, okuyordum ama ben neyi neden okuduğumun çok farkında değildim. Ama önemli olan sürekli okuyordum. Yani sürekli derslere katılıyordum, okuyordum. Bir süreklilik vardı. Ve bu sürekliliğin faydasını Ocak ayından itibaren görmeye başladım. Biz Ekim'de başladık master'a. Çünkü Ocak ayından itibaren bir şeyler yerleşmeye başladı. Ve ben o sırada kendime de zaten bir düzende oluşturmuştum. O da şöyle oldu. Ben ev sahibimle oturuyordum. Onun evinde bir oda kiralamıştım. Çünkü hani öğrencilerle evde paylaşılabilir, üniversite yurtlarında da kalınabilir. Ama bana uygun olan o şartlarda o idi. Ev sahibim de 5 yaşında bir kızı vardı. İngiltere'de çocuklar çok erken uyurlar. 7-8 gibi akşam uyurlar. Yani Türkiye'deki çocukların ben karşılaştırdığım zaman yani erken dememin sebebi bu. Ve erkenden uyanıyordu sabah. Ve şarkı söylemeye başlıyordu. Ya yani benim uyumam mümkün değildi istesem de uyandıktan sonra. Ben de öyle olunca ben de uyanıyordum ve kütüphane açıldığı zaman kütüphaneye gidecek şekilde hazırlanıyordum. Kütüphaneye gidiyordum, açılınca ben de oraya gidiyordum. Her sabah kütüphane açılınca ilk girenlerden birisi olduğum için ve kütüphane de boş olduğu için ben hep aynı masada oturuyordum ve orada çalışıyordum. Dersim varsa dersime gidiyordum, geliyordum yine çalışıyordum kütüphane kapanana kadar. Çünkü ev bir de çok soğuktu. Ev sahibi kaloriferi hiç açmıyordu. Ev soğuk olunca benim için kütüphane böyle hani gerçekten büyük bir konfor alanıydı. Ve laptop falan da götürmüyordum ben. Çünkü çok distraction oluyordu o zaman. Yani distraction dediğim dikkatimi dağıtıyordu. Öyle olunca ben böyle bir düzen oluşturdum kendime. Özellikle Ocak ayından itibaren. Her gün yaptığım, hangi saatte yaptığım hep belliydi. Ve okuma listeleri verilir size yurt dışında. Bilmiyorum siz master yaparken de öyle miydi? Burada en azından İngiltere'de okuma listeleri verilir her hafta için. Derse hazırlık olsun ya dersten sonra öğrenmek için, yeniden okumanız için. Ben o listeleri baştan sona kadar takip ettim. Ve hepsini işte ne okumam gerekiyorsa okudum ve okuduklarımı da hep yazdım, not aldım. Gördüğüm her önemli konuyu not aldım. Ve o notlar bana Mayıs ayında mesela tam sınavlara hazırlanırken, tekrar ederken çok yardımcı oldu. İşte bu aylarca ben aynı düzende bu şekilde devam ettiğim için çok korkuyordum, kalırım diye çok korkuyordum ben. 3 ders alıyorduk ve kalırım diye korkarken ben üniversite yani alınabilecek en iyi dereceyi alıp mezun oldum. Bunu tabii beklemiyordum ama o düzenli çalışmanın getirdiği bir şey oldu tabii ki. Bu verim oldu. Onu alınca ben sınav sonuçları bitince ve sınav sonuçları açıklanınca hukuk fakültesinin dekanı bana research assistant, burada research assistant araştırma görevlisi alındığı zaman Türkiye'dekiyle aynı değil. Türkiye'de çünkü araştırma görevlisi olduğunuz zaman doktora yapıyorsunuz, master yapıyorsunuz, doktora yapıyorsunuz ve akademisyen olarak kalmak için. İngiltere'de research assistant dediğiniz zaman o research assistant'tır. Yani sadece sizin araştırmanıza yardımcı olur. İsterse ne master'da yapar, isterse doktora da yapar ama o zaman mutlaka bir tanesinin part-time olması gerekir. Hocam oraya gelelim dilerseniz. Ben sadece şeyi merak, bir de öncesinde şunu merak ediyorum. Yani yüksek lisansta toplam ders sayınız kaçtı ve tez yazdınız mı? Tabii 3 ders aldık biz. Onun sonunda da yazında ders, master dersi, dissertation'ı, master tezi yazdık. Ama bu üniversiteden üniversiteye farklıdır. Bazı üniversitelerde 4 ders alabilirsiniz, bazı üniversitelerde 3 ders alabilirsiniz. Önemli olan kredi sayısıdır. Peki hocam. Bunu şey için sordum. Programın ilerleyen kısımlarında ya özellikle Türkiye'deki tezinizle de karşılaştırmasını belki yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. En son size bir araştırma görevlisi teklifi gelmişti zannediyorum. Evet, affedersiniz. Ben orada biraz dağıttım. Estağfurullah. Yani ama farkı açıklamak için çünkü hani
Türkiye'de araştırma görevlisi doktor öğrencisi olunca burada ama bana teklif ettiler. Hani asistan olmak istiyorsam asistanlık pozisyonu vardı, onu teklif ettiler. Değilse doktora yapmak istiyorsam doktora bursu vardı, onu teklif ettiler. Ben tabii akademik kariyer istediğim için, çünkü research assistant olan bir sene iki sene research assistant'ını yapar, sonra başka bir yere gider. Yani işine bakar artık ne yapmak istiyorsa ondan sonra. Ama akademisyen olmak için doktora yapmak gerekiyor. Yani işte yardımcı doçent olmak için. Ben doktora bursunu almak istediğimi söyledim. Ondan sonra da doktora eğitimim başladı. Orada yüksek lisans yaparken İstanbul Üniversitesi'nde aynı zamanda araştırma görevlisiydiniz değil mi? Evet, ondan sonra... Doktoraya başlamaya karar verdiğinizde zannediyorum İstanbul Üniversitesi ile ilişkinizi kestiniz ve orada devam ettiniz. Galiba izin aldım ben hatırladığım kadarıyla ama ilişkimi burada iş bulunca kestim. Doktora bittikten sonra, evet. Şimdi hocam yine yüksek lisanstan devam edelim. Doktora ayrıca geleceğiz. Yani hem İstanbul Üniversitesi'nde hem de Southampton'da yüksek lisans dereceleriniz var. Her ikisi de benzer konular. Deniz hukukunu, deniz ticaret hukukunu ilgilendiren konular. Ben bu iki tez arasında yöntem bakımından ne gibi farklılıklar olduğunu merak ediyorum. Dilerseniz şuradan başlayabiliriz. Zannediyorum sizin döneminizde öyle miydi bilmiyorum ama bugün itibariyle işte Avrupa'nın iyi kabul edilen birçok üniversitesinde tezler bir araştırma sorusuyla başlıyor. Ama Türkiye'deki tezler ağırlıklı olarak bir konu başlığı üzerinden belirleniyor. Belki buradan başlayabiliriz. Sizin açınızdan da böyle miydi mevzu? Yani İngiltere'de araştırma sorusuyla mı tez yazdınız? Master'da da doktora'da da tez konusunu seçerken bir soru sormanız beklenir. Bu da işte araştırma sorusu, research question. O araştırma sorusuna cevap aramanız beklenir. Ben Türkiye'de ISM kodla ilgili master tezimi yazarken açıkçası bir soru cevaplamaya çalıştım mı çok hatırlamıyorum. Muhtemelen birkaç soru vardı belirlediğim ama o soruları da ben muhtemelen zaten İngiliz kaynaklarından buldum. İngiliz çünkü kararları onu tartışıyor bazı kısımlarını. Özellikle ISM kodun alakalı olduğu birkaç deniz hukuku bölümü vardı ve onları nasıl etkilediğiyle ilgili sorular vardı. Master tezinde de evet aynı şekilde bir soru seçmiştim. O soruda yine kararlar vardı, son çıkan kararlar ve o son çıkan kararların önceki kurallarla, o kararlardan önceki verilmiş olan kurallarla ne kadar çok bağdaşıp bağdaşmadığını tartışmıştım ben. Türkiye'deki teziniz değil mi şu an söylediğiniz? Yoksa İngiltere? Yok yok hayır, Southampton'daki master tezim. Tamam, İngiltere'yi anlatıyorsunuz. Türkiye'deki evet. Master tezimde de birkaç soru vardı ama... Master tezimin başlığı mesela bir soru değildi. Master tezimin başlığı International Safety Management Code'du. Yani kodun kendisi, kodun kendisini açıklamak. Şimdi eğer ben bunu master tezi olarak yazacağım dersem İngiltere'de, ben bu kodun kendisini açıklayacağım dersem olur ama derler hani sorun ne? Yani bir soru sorman lazım ki bu kodla alakalı ona göre tezini yapılandırırsın, işte içeriğini yazarsın. Bir cevap bulmak gerekir. Bir soru sorup bir cevap bulmak gerekir. Evet, farkı o söyleyebilirim. Yani fark muhtemelen Türkiye'deki tezlerde de bir soru sorup cevap bulunuyordur zannediyorum. Ama İngiltere'deki tezlerde özellikle doktora tezlerinde, hani master tezleri biraz daha flexible olabilir ama özellikle doktora tezlerinde o soru kısmı daha vurgulanıyor, daha çok vurgulanıyor. Peki yani araştırma sorusunun olumlu çalışmaya kattığı şeyler nedir hocam? Çalışmanın sınırlandırılması açısından olabilir ya da literatüre katkı açısından olabilir. Yani bu master ve PhD doktor olarak farklı cevap verebilirim. Dilerseniz doktordan evet. Da devam edebiliriz çünkü evet. Esnek olduğunu çünkü, söylediğiniz için. Evet çünkü şöyle master tezinde de soru sormasını bekleriz öğrencilerin ama dediğim gibi master tezinde not verdiğiniz için hani 50'den başlayıp ondan 50'den sonra geçebiliyor. İşte en iyisi de 70 ve üzeri oluyor. Hani sorusuna göre mesela bir soru sorup cevaplama durumuna göre hani bu mark diyeceğim. Yani şey sınav sonucunu veriyorsunuz, puanını veriyorsunuz. Hani doktoradan bahsedersek eğer çünkü doktorada ya geçiyorsunuz ya kalıyorsunuz. Yani ya teziniz doktora standartlarını karşılıyor da karşılamıyor. Şöyle bir örnek vereyim.
Ben doktora tezimi sigorta hukukunda yapmayı çok istiyordum. Ve sigorta hukuku hocasının da o zaman doktora öğrencisi alabilecek kapasitesi de vardı. Çok mutlu oldum. Ve reasürans yazmak istedim ben. Çünkü biz o hoca sigorta dersini verirken reasüransı anlatacağı hafta yeni kararlar çıkmıştı İngiliz mahkemelerinden verilen. Ve İngiltere'de tabii hukuk çabuk değiştiği için ve yeni kararları öğrenmek her zaman öncelik olduğu için o bize reasürans anlatmaktan ziyade yeni kararlardan bahsetmişti. Ve ben reasüransı bir eksiklik olarak yine kendimde gördüğüm için reasüransı öğrenmek istediğim için o doktora tezimi onda yazmak istedim ve ona proposal gönderdim. Proposal'ım dedi reasüransla ilgili ne varsa her şeyi içine dahil etmiştim. O bana şey söyledi, yani senin gönderdiğin plan bir kitap yazar ama bir doktora tezi yazmaz demişti. Yani doktora tezi demişti, bir konuyu alırsın, dar bir konudur ve onu derinlemesine incelersin demişti. Ve ben bunu hala hatırlam. Yani bu bana böyle nasıl diyeyim, gözümü açan, beni uyandıran bir uyarı olmuştu. Yani ben onu hiç düşünmemiştim, doktora tezi bu şekilde bir soru sorulur ve cevaplarının küçük bir dar bir alan seçilir diye. Ondan sonra ben seçtiğim konu sadece bir cümlelik bir reasürans sözleşmelerinde gördüğünüz bir clause, bir cümle. Ve ben bunun anlamını ilk önce araştıracağım demiştim. Buydu benim amacım ama yine burada gördüğünüz gibi aslında bir soru yok. Ama soru daha sonra ben araştırdıkça gelişti. Araştırdıkça ben kararları okudukça oradaki belirli soruları tayin ettim o kararlardaki tartışılan konulardan, ortak, kararların ortak tartıştığı konulardan birkaç tane soru çıkarttım ve ben o soruları cevaplamaya çalıştım. Şimdi aynı şey benim doktora öğrencimle de oldu. Bana proposal'ını gönderdi ve aynı şekilde benim hocama gönderdiğim proposal gibi, sadece konular farklı. Onun dışında yöntem aynı ve benim ona verdiğim cevap aynı oldu. Kitap yazabilirsiniz bununla ama tez yazamazsınız. Ve o da aynı şekilde tezinde araştırdıkça, okudukça bir soru belirledik beraber ve o soruyu cevaplamaya çalıştık. Onun sorusu mesela işte yazdığı konuda gerçekten bunlar sigorta sözleşmeleri midir? Yoksa sigorta sözleşmesi değil başka türlü bir sözleşmeler midir? Acaba adlandırılması yanlış mıdır? Bu şekilde. İngiltere'deki hakim anlayışın bu olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani konu başlığı yerine bir sorun tespit edip bu sorun üzerinden tezin yazılması. Ben eğer şimdi bir konuyu seçeyim, sigorta alanından bir konuyu seçeyim mesela, alt başlık ve onu bütün mahkeme kararları nasıl karar vermiş onların hepsini anlatayım. Bu bir tez olmaz. Çünkü tezin doktora tezi olması için dediğim gibi benim bir soru sormam lazım orada. Yani tamam, ben mesela sigorta alanı açısından neyi seçtim? Tam hasar mesela veya kısmi hasar, bunlardan bir tane seçtim diyelim. Bunu anlatabilirim. Bunun veya constructive total loss. Türkçe'ye nasıl çevrilir bilemiyorum constructive total loss. Yani constructive total loss nedir? Bunu işte constructive total loss olmuş mudur olmamış mıdır, mahkemeler nasıl karar verir, ben bunu anlatabilirim. Ama bu sadece bilgi veren bir tekst olur, tez olmaz. Tez olması için orada benim mesela şeyi sorabilirim, constructive total loss, neden constructive total loss denilmiş? Olabildiğince tanımlayıcılıktan uzaklaşmak lazım zannediyorum. Yani descriptive olmaması lazım bir tezin. Anahtar kelimeyi söylediniz, tanımlamak, descriptive. Eğer yazdığınız bir şey descriptive ise bu çok da iyi bir şey değildir akademik açıda, akademik research açısından. Çünkü akademik araştırma açısından tabii ki description yapacaksınız. Tabii ki bunu anlatacaksınız ne olduğunu. Ama bu sizin ana temanız olmayacak. Ana temanız bir şeyi tartışmak olacak. Onu tartışırken o tanımları kullanacaksınız argümanlarınızda. Yani metod açısından böyle bir farklılık var. Ve belki de yalnızca o araştırma sorusuna hizmet eden hukuki kurumlar tezinizin içerisinde tanımlanacak. Yani onun dışındaki kısımları araştırma sorusu üzerinden dışarıya çıkaracaksınız. Yani araştırma sorusu tezin kapsamını da belirleyen, buna da hizmet eden tabii, bir... Tabii ki. Limitini artık siz belirleyeceksiniz. Yani tamamıyla tezinizin içeriğindeki, yani
kaç tane chapter var diyelim ki 5 ya da 6 tane chapter var. Yani o chapterların hepsinin baktığınız zaman hepsinin sizin test sorunuza cevabı katkıda bulunması gerekir. Kümülatif olarak yani tek tek bireysel olarak baktığınızda da katkıda bulunması gerekir. Çünkü onunla alakalı bir konuyu tartışması gerekir. Ama kümülatif olarak da bu soruyu cevaplaması gerekir. Hocam yakın zamanda bir blog yazısı yazdım. Blog yazısının başlığı tuğla kalınlığındaki lisansüstü tezleri sınırlanmalı mı diye. Çünkü şunu gözlemliyordum genel olarak. Türkiye'de özellikle kendi alanımdaki tezlerde, doktora tezlerinde hacimsel olarak tezlerde çok ciddi bir artış var. Bu gözlemi biraz da sayılara dökmek istedim ve YÖK tez üzerinden 2000 yılından başlayıp 2022 yılına kadar tezlerin ortalama kelime sayılarını çıkarmaya çalıştım. Hı. İlginç bir istatistik. 2000 ile 2009 arasında yazılan, medeni hukuk alanında yazılan doktora tezlerinin ortalama kelime sayısı 108 bin kelime hocam. 2020 ile 2022 yıl arasında yazılan tezlerin ortalama uzunlukları kelime sayısı olarak 181 bin kelime. Yaklaşık %75'lik bir artış var ve o blog yazısında da şunu sormuştum. Acaba biz de İngiltere'de, Avrupa'daki üniversitelerde olduğu gibi tezlerin uzunluklarını bir kelime sayısıyla sınırlandırmalı mıyız? Çünkü bunu engellemediğimiz sürece muhtemelen bu hacimsel artış da devam edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben İngiltere'den özellikle şu örnekle karşılaşmıştım. Cambridge'de hukuk alanındaki doktora tezleri 80 bin kelimeyle sınırlanmış. Üstelik dipnotlarla da kaçamıyorsunuz. Dipnot sınırı da var. Toplam her şey dahil 100 bin kelimeyi aşamıyorsunuz. King's'te böyle bir uygulama var mı? Sizce tezler uzunluk olarak sınırlanmalı mı? Ne düşünürsünüz? King's'te de aynı kelime sınırlaması. 100 bin footnotlar dahil olmak üzere. Tabii bu ne olur yani? 99 bin olur, 101 bin olur. Onlar çok problem değildir ama mesela 120 bin yazıyorsanız King's'te bunu izin almanız gerekir ve çok büyük bürokrasisi vardır. Yani birkaç yerden izin almanız gerekir. Tabii ki sınırlama olmalıdır. Çünkü master tezlerinde de sınırlama vardır zaten. Doktor tezlerinde de vardır. Yani bir yerde durmanız lazım zaten araştırma yaparken. Birincisi doktor teziniz zaten 3 yıl. O 3 yıl boyunca da yapabileceğiniz şeyler. Bir de muhtemelen bir konuda yazmak istediğiniz zaman Yazdıkça yazarsınız. 180 bin de yazabilirsiniz, 200 bin de yazabilirsiniz. Biraz ona sınır koymanız aslında sizin konuyu ne kadar çok anladığınızı da gösteren bir unsurdur aslında. Çünkü konuya odaklanmanız gerekir. Konuya odaklanmak için de konuya hakim olmanız gerekir. Konuya hakim olup odaklanınca da zaten sınırı nerede çizeceğinizi bilebilirsiniz. Ve ben hatırlıyorum ben lisanstayken bir hoca demişti galiba Mehmet Elbacı'ydı. O hoca ticaret dersinde anlatmıştı bize. Yani önemli olanın verdiğiniz sınav kağıdının 3 sayfa ya da 5 sayfa olması değil ya içeriğin ne olduğu önemlidir demiş. Yani 1,5 sayfa öğrenci bana cevap yazmış. O öğrenci en yüksek puanı aldı. Çünkü bir şeyi kısa sözlerle anlatmak gerçekten büyük bir hakimiyetle, konuya ne kadar hakim olduğunuzun göstergesidir demişti. Onu ben hep hatırlarım ve gerçekten de bu biraz aslında tek gösterge değildir tabii ki. Yani ben demiyorum ki 180 bin kelime yazdığın zaman yazdığınız şeyler tamamıyla alakasız oluyor. Bunu söylemek istemiyorum çünkü okumadım. Ama yani ne de olsa odaklandığınızın bir göstergesi de onu makul ölçülerde anlatmak. Yeteneğinizi de gösterir. Bunu da ancak çok hakim olarak yapabilirsiniz. Yani nerede duracağınızı, nereyi kesmeniz gerektiğini, nereyi daha çok vurgulamanız gerektiğini bilirsiniz. Konuyu uzatıp uzatmaktansa aslında direkt konuya girersiniz ve konuyu verirsiniz, tartışmalarınızı verirsiniz. Ben sınır olması tabii ki önemli. Yani hem siz öğrenci ne de olsa nerede duracağını da bilmeyebilir ama bir sınır olduğu zaman ne olacak? O zaman mecburen nerede duracağını bilecek ve duracak. Yani tabii ki sınırlama olmalıdır. Ben bunu savunuyorum. Ben şimdi aslında bu soruları neden size yöneltiyorum hocam? Çünkü King's'te doktora çalışmaları biriminde yöneticilik yapıyorsunuz.
Ve bununla ilgili olarak yine sormak istediğim bir şey daha var. Orada doktora öğrencilerine önerdiğiniz şeyler var mı yöntem açısından? Yani yöntemli bir tez yazımı ya da ileride öğretim üyesi olacaksa, lecturer olacaksa yöntemli bir ders anlatımı. Buna yönelik olarak sizin biriminizde neler yapılıyor? King's College'da doktora öğrencileri ilk kayıt oldukları zaman research training seminerleri vardır. Onlara katılmaları gerekir. Bunlar haftalık seminerler, birinci dönem. Biz orada öğrencilere farklı farklı araştırma yöntemlerini tanıtırız. Onda da mesela ben diyelim ki anket yapmışımdır mesela. Field work denilir buna, yani empirical research. Belki onu yapmışımdır. İşte buna nasıl başladım, sorularımı nasıl tayin ettim, kime hangi soruları sordum gibi kendi tecrübelerimi anlatırım. Yani kendi başlangıç noktamı ve bitiş noktamı o araştırmadaki anlatırım. Mesela başka bir öğretim üyesi kendi uzmanlığını anlatır, başka bir öğretim üyesi onu anlatır. Biz bunları tanıtırız öğrencilere. İkinci dönemde de yine aynı öğrenciler, onlara eğer konferansa mesela gitmek istiyorlarsa, uluslararası konferanslara, uluslararası konferanslara katılım ve orada konuşma yapmakla ilgili eğitimler veririz. Yayın yapmak istiyorlarsa onunla ilgili eğitimler veririz. Haftalık yine bu şekilde seminerlerde devam eder. Ama bunlar tabii ki hukuk fakültesinin öğrencilere sunduğu seminerlerdir. Ama genelde tabii doktora daha çok öğrencinin doktora supervisor'ıyla olan, danışmanıyla olan ilişkisine çok bağlı olduğu için öğrencinin ben en fazla öğrenebileceği ve tavsiye alabileceği kimsenin de danışmanı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de tabii ki bu rehberlik, yönetmek, işte tavsiyelerde bulunmak danışmandan danışmana değişir tabii. Peki. Her hocama yönelttiğim bir soru hocam. Nasıl bitirmek istersiniz? Ben sizin birkaç podcastınızı da dinlemiştim. Orada da gördüğüm kadarıyla aslında akademisyen olarak yöntemden konuştuğumuz için ortak yöntemleri benimsediğimizi görüyorum aslında pek çok akademisyenle. Onlardan biraz bahsetmek isterim. Birincisi, kişisel çabanızla elde edebileceklerinizi küçümsemeyin derim. Yani imkanlarımız bizim istediğimiz gibi olabilir, olmayabilir. Biraz girişimci olmaktan çekinmeyin derim. Yani yapmak istediğiniz bir şey varsa eğer, amacınızı belirleyin ve o amaca ulaşabilmek için de küçük küçük amaçlar belirleyip onları yapın. Yani bir strateji geliştirin ve o amaca ulaşmaya çalışın ve kişisel çabanızın buradaki katkılarını da küçümsemeyin. İkincisi, yine yöntemden bahsediyorsak, yine bir yere eğer ulaşmak istiyorsak, bir sonuç elde etmek istiyorsak, bir düzenin olması, rutinin olması çok önemlidir. O yüzden böyle bir rutin oluşturmaya çalışın ki göreceksiniz her gün her aynı şeyleri sürekli yaptığınız zaman sonuca ulaşacaksınız. Bir verim alacaksınız. Verim almanın yolu da budur. Bu konuda da kendinize faydalı alışkanlıklar edinirseniz eğer, bu tabii ki sizi biraz daha verimli kılacaktır. Ve bir şeye alışkanlık edinmek için de bizim sürekli yapmamız gerekir. Sürekli yaptığınız zaman, yani birkaç hafta sonra zaten görürsünüz siz o alışkanlığı edinmişsiniz. Bunları tavsiye ederim. Bir de İngilizce biliyorsanız, mesela geliştirmek istiyorsanız mutlaka geliştirin derim. İngilizce bilmiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız mutlaka öğrenin derim. Çünkü tabii ki Almanca da öğrenilebilir, Fransızca da, İspanyolca da öğrenilebilir. Bu şekilde de uluslararası alana açılabilirsiniz. Ama İngilizce bildiğiniz zaman o açılma, uluslararasında açılma imkanınız biraz daha genişleyecektir. Çünkü sizin ulaşabileceğiniz insan sayısı artacaktır. Sizin okuyabileceğiniz kaynak sayısı artacaktır. Ve eğer gidebiliyorsanız uluslararası
konferanslara mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu da sizin ufkunuzu genişletecektir. Başka insanlarla tanışacaksınız. Görüş alışverişinde bulunacaksınız. Belki orada dinlediğiniz bir şey, bir soru, bir cümle sizin kafanızda bir soru işareti yaratacak. Ve o sizin bir sonraki mesela araştırmanızda sizin sorunuz olacak. Orada mesela size yol gösterici olacak. Ve öğrenmekten, yeni şeyleri öğrenmekten çekinmeyin. Sürekli yeni şeyler öğrendiğiniz zaman çünkü bilgi dağarcığınız genişleyecek ve o dağarcığınız genişledikçe anlamınız daha yerleşecek. Anlamınız yerleştikçe üzerine yeni şeyler build edeceksiniz, geliştireceksiniz ve zaten bir bilgi birikimi de böyle olacak. Bunları tavsiye edebilirim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok keyifli bir yayındı. Ben de size bir şey sormak istiyordum. Sizin ben podcastlarınızdan birkaç tanesini de dinledim ve çok fark yarattığınızı düşünüyorum. Tebrik ederim. Sizin podcastları kaydetme konusunda ilk böyle bir fikir nereden geldi? Amacınızı tahmin edebiliyorum ama yani nasıl oldu biraz anlatır mısınız? Tabii ki hocam, memnuniyetle. Yani podcast ile ilgili olarak esas beni teşvik eden, bu alana motive eden şey, her alanda olduğu gibi hukukta, araştırmada da, ders anlatmada da bu alanda usta olan isimlerin yöntemlerini tespit edebilmek. Daha önce birebir muhabbetlerimden kaynaklı olarak bazı hocalarımdan bu yöntemleri edinmiştim. Mesela ilk bölümde konuk ettiğim Fikret Hoca'yla daha önce de tanıştığımız için onun yöntemlerini biraz dinlemiştim ve bu yöntemlerin herkese ulaşmasını istedim. Ve sadece kendi alanımda değil, çok farklı alanlarda da çok başarılı isimlerin kendilerine özgü yöntemleri olabileceğini düşündüm. Çünkü bazen yöntemler bence hayatın akışı içerisinde şekillenen şeyler. Dolayısıyla önce insanların hayat hikayesini dinleyip ardından yöntemlerini sormanın daha anlamlı olduğunu düşündüm. Kesinlikle çok önemli. Çünkü ben bir programda dinlemiştim. Bir beyin uzmanı. Başarılı olan insanlara bakın. Hep bir rutinleri vardır demişti. Ve ben şimdi mesela Fikret Eren'le olan podcastınızı da dinlemiştim. Orada da hoca diyor. Ben en verimli zamanlarımda işte 9'da yatardım, 4'te kalkardım. Hep aynı şeyleri yapardım diye. Ve ben bunu başka etrafımdaki insanlarda da gördüm. Gerçekten böyle uzman olarak, iyi olarak su üzerine çıkan, bildiğiniz insanların hep böyle bir yöntem izlediğini görüyorsunuz. Ve benim de aynı şekilde en verimli olduğum zamanlar hep öyle olmuştur. Gerçekten yöntem tabii ki çok önemli. Ben sizi tebrik ediyorum. Tekrar programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Daha nice başarılı programlara dilerim.